Hadi Halide teyze, seni götüreyim eve. Yok istemem. Bekleyeceğim ben de. Doktor neden hala çıkmadı? Konuşuyorlar. Nasihat ediyorlar. Sakinleşmiş, bak sesi de çıkmıyor artık. Hadi sen eve git. Ben Mustafa ile dönerim. Bekliyorum ben de işte. Hadi dedim, hadi. Hadi sen Halide teyzeni eve bırak. Hadi Halide teyze, gidelim. Tam olarak neler hissettiğini bizim bilmemiz mümkün değil, biliyoruz Mustafa. Biz bu kadar sarsılıp üzüldüysek kim bilir senin içinde ne acılar var. Meslek hayatım boyunca birkaç kez bu durumla karşılaştım. Vermiş olduğun tepkiler çok normal. Çok acı bir durum. Katlanılmaz, akıl almaz. Çok haklısın. Ama bir de Fatma Gül'ü düşün. Merhaba. Fatma Gül! Ne oluyor? Hiç. Nasıl hiç? Herifle konuşuyordun, gördüm. Ne diyordu sana? Tuvaleti sordu. Vallahi. Allah canımı alsın ki. Hadi yürü. Mutfakta işiniz bitmiş, gidiyoruz. Sen sakin ol, soğukkanlı ol. Senden tek ricam bu. Bizim işimizi yapmamıza izin ver, tamam mı Mustafa? Doktor Bey'le sürekli konuş. Onun söylediklerini dinle. Pardon. Alo. Buyurun doktor hanım. Kızı hastaneden çıkarıyor aynı. Engel olamıyoruz. Neden? Hanımefendi. Hanımefendi bir dakika lütfen. Nişanlısı gelmiş bugün hastaneye. Olay çıkarmış. Çok korkmuş. Kendi de gitmek istiyor. Peki hastaneden çıkabilecek durumda mı? Anladım. Durun. Doktor jandarmayla konuşuyor. Nişanlısı elini kolunu sallayarak girdiğinde konuşsaydı. Sarsalamış kızı, korkutmuş daha beni. Gidemezsiniz. Engel ol bakalım olabiliyorsan. Fatma Gül'ü eve mi çıkarmışlar? Otur Mustafa, kızı çok korkutmuşsun bugün. Hastanede kalmak istemiyormuş. Ya ben ona zarar vermem? Bu gece bizim misafirimizsin. Ben ona dokunmaya bile kıyamadım komutanım. Ona zarar vermem. Otur. Geleceğim zaten. Gelmene gerek yok. Geleceğim. İstemiyorum, gelme. Ya sen de buralarda kalamayacaksın, anla işte.